كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyuhallazina amanu qu anfusakum ve ahlukum nara naquduhan nasu vel hijara. Ayete bak, hizaya gel. Ya eyyuhallazina amanu, ey iman edenler, qu anfusakum ve ahlukum nara. Evvela kendinizi, sonra ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden uzak edin. Uzaklaştırın. Ey iman edenler, Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu bize söylüyor, bize evvela kendinden başla, şu cehenneme girme diyor Allah Celle Celaluhu. Hani hepimizin koşa koşa gittiği, o günahlara daldığı, Allah Celle Celaluhu, unuttuğumuz anlar aklımıza gelsin. Allah diyor ki Celle Celaluhu, uzak durun. Evvela kendinizi, sonra ailenizi uzak tutun. Oranın yakıtı insanlar ve taşlar, cehennem. İnsanlar atıldıkça, taşlar atıldıkça tutuşacak. Allah Celle Celaluhu cehenneme soracak. Ey cehennem, doldun mu? Cehennem diyecek ki ya Rabbi, daha yok mu? Bir cehennemliğin boyu kulak memesiyle omuz arası, kuş uçuşuyla 200 senelik mesafe. Azı dişi Uhud dağı kadar. Derisinin kalınlığı 3 günlük mesafe. İki omuzun arası bir hızlı süvariyle 70 yıllık koşuyla anca. Allah Allah. Ya bunlar bizi hiç etkilemiyor mu? Bize bunlar tesir etmiyor mu? Hazreti Ömer bir azap ayeti duydu. Attan düştü. 3 gün komada kaldı. Biz bugün çıkışta gülüyoruz. Çıkışta maça gidiyoruz. Bilardo'ya gidiyoruz ya. Ya az önce adam bir şey anlattı ya. Hoca bir şey anlattı içeride. Bir şey konuşuldu. Ne konuşuldu? Ne bileyim diyor ya. Bir şeyler anlattı ama bak. Bunu ben çok duydum. Bir şeyler anlattı ama burada bitiyor. Ne oluyor ondan sonra? İşte bu adamlar kendi elleriyle kendilerini cehenneme atıyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun ayetinden yüz çevirenlere Allah Celle Celaluhu neye benzetiyor biliyor muyuz? Aslandan kaçan eşeklere benzetiyor. Kur'an'da ayetle sabittir. Allah Celle Celaluhu diyor ki öğütten, Kur'an'dan, nasihatten, ilimden, sohbetten yüz çeviren adam aslandan kaçan eşek gibidir diyor ayet. Var, sen kendini hangisini yerine koyuyorsan koy. Hı? Aileni koru. Bak, bir hanım abla mesaj attı. İyi dinle burayı. Kızım diyor cinsiyetini değiştiriyor. Hormon ilaçları alıyor. Kendini erkek yaptı. Baş edemiyorum. Hap alıyor. İsyan ediyor. Durduramıyoruz. Görüyor musun? İnsanlar ne halde, görüyor musun? Ya farkında değiliz, görmüyoruz ama işte bize gelen mesajlar, işte dedim ya, sırf bununla alakalı bir gün bir sohbet yapacağım. Şu bize gelen mesaj, insanlardaki dertleri görseniz, aman ya Rabbi. Aman Allah'ım, biz çok rahatız. Hiç dert yok. Neler neler ya, cinsiyet değiştireceğim diyor ya. Ya düşünsene kendi evladında böyle bir şey. Geliyor oğlun ya da kızın, ben cinsiyet değiştiriyorum. Hadi bir şey diyorsan diyor, evi terk ediyorum. Ya da kendimi öldürürüm. Ne yapacaksın? Ya ne diyeceğim mübarek? Allah rızası için toparlanın, etrafımıza da bunları anlatalım. Kendi ellerinizle kendinizi cehenneme atmayın, Allah Celle buyuruyor. Bak ayete bak. İnsanlar ve taşlar. Bak, bir hanım abla mesaj attı. 4 yaşındaki oğlumun diyor başından aşağı kaynar sular dökülüyor, çocuk yanmış. Şimdi o anne o çocuğa kıyabilir mi? Perişan. Allah şifa versin. Amin. İşte evladını namaza kaldırmayan anne, evladını namaza kaldırmayan baba, sabah namazında aman oğlum üşüme diye üstünü örten baba, onun üstüne yorgan atmıyor, her zaman söylüyoruz ateş örtüyor, ateş. Bunu unutmayın. Sabah namazına kalkıyorsun. Elhamdülillah, tam takva, keşif keramet tamam. Camiye gidiyor. Oğlun yatıyor, pireler maç yapıyor oğlunda. Ya mübarek, niye oğlunu kaldırsana. Kızını kaldırsana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Fatıma annemize Hazreti Ali sabah namazına kaldırıyordu ya. Hazreti Ali sabah namazına mı kalkmayacak? Ama işte bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları kaldırıyor. Ama biz bugün çoluğumuzu çocuğumuzu
sohbete götüremiyoruz, camiye götüremiyoruz. Ne yapacağız? Birazcık dert, birazcık şuur. Bak cehennemi tutuşturacak olan şeyler, insanlar ve taşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş esnasında sahabilerden birine dedi ki git şu dağa selamımı söyle, biraz su iste, suyumuz kalmadı. O sahabe gitti dağa selam söyle, dedi ki bana biraz su ver, beni Allah Resulü gönderdi. Dağa dedi ki bu ayet indikten sonra benim ağlamaktan suyum kalmadı. Dağ taş. Allah Celle Celle diyor ki cehenneme yakıtı taşlar diyor. Dağlar ağlıyor, ben cehennemde ne işim var diye, suyum kalmadı diyor. Bugün Müslüman cehennemi duyuyor, gülüyor. Azap ayeti umrunda değil. Dert yok. Bak dert. Bidat ehli çalışıyor. Ehli sünnet uyuyor. Ehli sünnet ayakta uyuyor. Ayakta şuur yok. Adam namaza gidiyor camiye. Mekik dokuyor, maşallah var. Ama yanındaki adam mübarek gel beraber gidelim demiyor. Olmuyor Müslümanlar, olmuyor. Evvela kendimiz, sonra ailemiz. Yoksa sonumuz elem verici bir azaptır. Cehennem mevzularına çok fazla girmek istemiyoruz. Ama işin acısı da bu. Ve ayetin sonunda Allah Celle Celle diyor ki o cehennemde diyor Allah Celle Celle'nin emrini çiğnemeyen sert, güçlü, kuvvetli melekler vardır. Onlar Allah'ın emrini asla çiğnemez. Hadi bakalım. Cehennem ehli yalvaracak. Yalvaracak. Onlar sağır ve kör olacak. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Cehennem ehline açlık musallat edilecek. Açlık. Yalvaracak ne olur yemek. Ona boğazda tıkanıp kalan dikenli bir yiyecek verilecek. O atacak ağzını. Burada tıkanıp kalacak. Aşağı inmeyecek. Ne aşağı ne yukarı. O adam dünyadayken boğazına bir şey kaçtığında su ile giderdiği aklına gelecek. Ve su isteyecek. Ona su gelecek ama kaynar su gelecek. O suyu mecbur içecek. O içtikten sonra boğazından parçalarak aşağıdan çıkacak. Ya. İşte biz diyoruz ki ne biz girelim, ne çoluğumuz çocuğumuz, ne de arkadaşımız buraya girsin istemiyoruz. Kimse girmesin. Dert bu. Müslüman derdi ne olacak? Herkes cennete gitsin, kimse cehenneme girmesin. Müslüman da bu şuur olduktan sonra işte bu ümmet düzlüğe çıkacak. Ama bu ümmette düzlüğe çıkma şuuru yok arkadaş. Yok, maalesef yok. Sohbetlerde gevşeklik çok. Evet. Sohbete adam toplayamıyoruz. Gelen adam zaten ayakta uyuyor. Şeytanın bir oğlu var. Onun görevi sohbette insanların göz kapaklarına oturmak. Ve bunu çok iyi başarıyor. Görüyorum çünkü herkesin gözüne bakıyorum maalesef. Ve hadis-i şerifte geçer. O kişi uyursa diyor sohbette, sohbetten alacağı sevap sıfır. Hadi bakalım. Geldin bir saat oturdun. Uyudun ya. Adam uyuyor ya. Horlayan gördüm ya. Adamı dürttük ha. Yok. Dürtüyoruz adam. Bildiğin dürtüyoruz ya. Yok. Herhalde ruhunu teslim edeceksin de horluyor yani. Ölüken de horlamaz herhalde. Ama yapan adamlar var yani.